Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün IKEA'dan giriş yapıyorum. Evet. IKEA'ya geldik. Şu an böyle ışık buradan vurduğu için bir buradan hello yapalım dedik. Biz şimdi kahvaltı demeyelim de öğlen yemeği yedik. Annemler kahvaltı yapmak istedi. Onlar hemen farklı bir yere gittiler. Bu saat 12-12.30 şu anda. Aynen. Geç geldik biraz. Geç geldik, geç kalktık, geç hazırlandık derken tabii çocuklar falan hepimiz hazır olana kadar anca vardık. Bu arada yüzümde fark edecek misiniz bilmiyorum. Dudaklarım, şuralarım, şu gözlerimin şurası aşırı kırmızı. Yani birazcık görebilirsiniz. Hatta yani aslında bir şey sürmeyecektim ama o kadar kötüydü ki yani asla öyle çıkamazdım. O yüzden bu şekilde bir yaptım ama bakalım. Çok çok kötü oldu yüzüm. Yani sivilce falan yok da aşırı bir kuruluk var. Yani öyle böyle değil. Ankara'nın ayızı benim suratıma vurdu dermiş. Yani bakalım inşallah geçer. Kaç gündür öyle bir kremleme yapıyorum ki anlatamam size ama bakacağız. Yani şurası bile böyle buruş buruştu. Kuruluktan ama var ya sabah bir uyandım. Şu gözüm biraz daha iyi ama bu gözümün şurası bir de bir kaşınıyor. Şurası öyle kızarmış ki Burak zaten gördü. Ne oldu senin gözüne dedi. Neyse. Evet arkadaşlar. Dedim ki sağlam vurmuşum dedim yani. Biz bugün galiba gezineceğiz. Bir de belki yani belki akvaryuma gireceğiz. Aynen. Nata Vega AVM var. Biliyorsunuz burada zaten iki AVM birleşik. Akvaryum var burada ve hiç gitmemiştik. Oraya gitme planımız var aslında. Evet. Eymen Buray için de güzel olur diye düşünüyoruz. Hem beraber farklı bir şey yapmış oluruz. Ben de mutlu olurum. Bakarım. Ya şöyle, havalar soğuk olduğu için zaten dışarıda gezemiyoruz. Ne bileyim müzelere bile gidemiyoruz hani. Dışarısı soğuk çünkü. Onun için burada gezelim dedik. Şey güzel olur ya. Akvaryum böyle müze gibi sonuçta yani. Aynen. Bu arada yaklaşık 4 gündür falan video çekmedik. Tamamen bu süreci kendi aramızda böyle keyfini çıkardık arkadaşlar. Ama güzeldi. Birinci haftası bitti. Evet. Bir hafta bitti. Hatta yani 4 gün değil, 6 gün çekmemişim. Çok güzel vakit geçirdik beraber. İşte evet. Ben evde yemekler yaptım. Ondan önce hamilelikte falan. Brownie de ablam yaptığı gördüğünüz gibi. Evet yani onun önce hamilelikten olsun bir de annem falan biraz böyle daha çok dışarıda yemek istiyordu. Çok şey yapamamıştım. Güzel böyle bir şeyler yapamamıştım. Bu sefer dedim anne dedim yok öyle dedim. Ben evde bir şeyler yapacağım dedim. Böyle güzel güzel yemekler yaptım. Pizza tarifimi falan da yaptım. Ay çok güzeldi ama küçük böyle çatır çatır. Valla babam bile dedi ki annenden güzel yapmışsın. Ama o da gerçekten doğru. Kusura bakma anne bunu duyuyorsan. Şey yapmayın beni delirtmeyin. Bak bakayım. Al bakayım. Evet, evet. Eymen Burak hala doymadı beyefendi. Abla elinden de başka oluyor ama. Canım benim. Evet yani bu şekilde biraz böyle yemekler yaptım. O dediğim gibi süreçte video çekmedim ama bu hafta tekrardan çekerim. Yaptıklarımı da çekerim. Böyle sofralar hazırlarken de çekerim. Zaten uzun bir süre geldikleri için keyfini çıkardık dediğim gibi. Eyvallah. Evet şimdi biz bu arada niye yine Burak bir yandan dedik IKEA'ya mı gitsek? Hani orada kahvaltı yapalım. Annem bir yandan AVM istedi. Bir de bir yandan biz akvaryum istedik derken sonuç burası oldu. Dedim siz rahat olun. Siz rahat olun. Ben hem annem gezebilecek. Bu arada onu şey yapanlar da oluyor. Hani AVM annen sürekli geziyor diye. Arkadaşlar hani yurt dışında çok böyle değişik değişik. Bir tane AVM var yani o kadar. Arkadaş koca Augsburg'da bir tane City Galeri var. Kendi Mode Park Röta var. Ama o da yani çok güzel. Hani buraya gelince farklı farklı şeyler olduğu için gezmek istiyorlar haliyle. Biz de uyum sağlıyoruz. Çay içer misin Sultan? Evet. Ama dikkatli ol. Kaynar suyla temizliyorlar. Şimdi biz annemleri bekliyoruz. Onlar da gelsin. Biz daha en iyisiyle hot dog yemek istiyoruz. Evet. Bakalım. Çok merak ettim. Tamam. Evet. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Geldiler. Annemler börek falan yemiş arkadaşlar. Isparaklı börek, mercimek çorbası. Bir geldi elinde iki tane çiçek. Evet. Gül. Instagram'da takipçim Biobel'in ekibime girdi. Bir şey lazımmış. Gel ben veririm kızım dedim. Hediye ettim. O da bana üşenmemiş çiçek getirmiş. Allah razı olsun. Bir Beyza'ma, bir Enise'me.
Sağ olsun. Allah razı olsun. Valla bir şaşırdık. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Allah razı olsun bu videoyu izliyorsa. Ben de ne yapıyorum şimdi? Ellerimde çiçek. Yürüyorum babana, böyle yapıyorum. Sana çiçek aldım. Ulan diyor. Görmesen beni inandıracak. 26 yıllık çiçek yanında duruyor dedim. Ne gerek var? Değil mi? Evet, Allah razı olsun tekrardan. Şimdi arkadaşlar, gezeceğiz birazcık, ondan sonra akvaryuma falan gideriz. Gidelim. Vallahi çok akvaryuma giderim. Eymen'in tepkisini merak. Yok, sirke karşıyım. Yok, sirkeye gitmeyeceğiz artık. Yazık, o hayvanları kırbaçlıyor, evet, bu başlıyor, terbiye ediyorlar. Kendilerini terbiye etmeden. Evet. Ama mamadan nereye gidiyorsun? Hani bak, uy kocam. Ay, iki dakikada unuttu. Vallahi. Çiçek mi çek diyor. Burada laf ediyor. Şiirler okuyor. Nereye? Boş duvar. Yiğidim aslanım, neredesin? Vallahi hakikaten nerede babanız? Kız hala çekiyor. Bana güven. Baba bir kat daha ineceğiz. Hadi yürü. Baba. Evet arkadaşlar, şimdi ay akvaryuma gideceğiz. Ne kadar güzel duruyor. Efsane yapmışlar akvaryeleri. Çok güzel. Aslında çocuk odasına da yapılabilir bu akvaryeler. Değil mi? Evet. Ama. Çok güzel. Eymen, neymiş annem buralar? Yavrum, nasıl et tepki verdin? Anneannem, gel bana gel. Başka bir aleme Eymen, neymiş annem bu? Balık? Yayık ağızlı, izliyor. Gel devam bakalım mı başkalarına? Gel. Gel bak, orada mavi yengeç var, gel. Bak bundan var. Bak orada. Bak arkada. Oo. Ne kadar şirin. Anne, evet. Sen hani? Aha. Ya. Görüyor musun annem? Ama arkadaşlar. Çarıklı. Biz neler yaratmış ya. Çarıklı. Şey bir şey diyor ya, insanlar balığı. Bak. Böyle yap. Vaaay. Bak gülü. Gülü. Wow. Ağzını sıyırtmış. Gel devam. Bay bay yapayım ona. Bay bay. Anladım.
Bak. Hadi geleceğim. Ciddi. Hemen buraya ciddi. Bunlar vav vav balık. Vav vav balık. Gelenler mi? Küstürkler ya. Eymen neymiş annem bak kaplumbağa. Aha hemen burada. Evet. Anam zeştiğini görüyor musun? Yapışmış oraya. Deniz yıldızı. Gel annem, gel. Tut babacım. Ay tut ya. Tut bak gördün mü? Sen yazma tutar mısın? Tut babacım. Elise bana versene bir. Ver bakayım. Niye yemiyorsunuz? Niye geldi? Bunu bıraktı. Onu da tut dedi. Hadi. Ne ki? Mama. Gördün mü babacığım? Ne kadar güzeller. Hadi gel de gel. Gel de. Gel 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 yap. Ha. Baba senin ya. Oo, lan. Hadi gel devam edelim ben. Gel bu tarafa. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Nereye gidiyorsun anne? Dikkat et anne. Eymen bak bak. Bak bak. Gel gel şuradan dur. Gel. Ama bunu buraya koymaları saçma olmuş. Bu kedi koşturması gerekmiyor mu? Şuraya bak. Yukarıdaki ikide uyuyor. Aha. İstediğin kadar cebelen diyor. Buranın kralı benim. Vallahi var ya açsalar mı saldıracak gibi bu çok hirsli. Orada yemekleri var bak. Gel anneannem. Gel açalım. Gel açalım.
Düşün. Ay bismillah. Bunların bir soğanın yemek kaşığı kadar. Evet, ekrana toparlayın çocuklar. Başka bir alemden sesleniyoruz. Allah'ım şunun tatlılığına. Marmoset diyor. Buna, gel buradan bak. Buradan bak buradan. İpek maymunuymuş. Eymen neymiş bu? Eymen bırak. Eymen bırak. Oğlum bak. Eymen. Çek şunu teyze. Alıp başlı kamera. Ne? Git bay gelmiş. Anne 8 ve 15 yıldır şu var ha. Baba bir tane yapıyor. Bir baba kulağını. Baba. Anne, ne olmuş? Ne varmış? Evet, maymun. Gel bakalım. Gel aşkım. Bak bunun menüsü de bol ha. Bu da kafayı sokmuş taşa. Allah'a. Baş. Oo, kurbağalara bak. Ha, bak şimdi. Ha, nerede? En sağda. Ama. En sağda. Ne var? Kurbağa. En sağda var. Boş mu? Ya. Anamlar ne böyle? Daltonlar kim? Bak burada siyah yılan var. Aaa. O adı yaşamışsın. Ülke. Burayı gördünüz mü? Ella sisters, iyi. Anam vallahi iyi. Eymen'in tepkileri nasıl? Şuna bakın. Derisi var ama orada bir hayvan var. Neyse. Portland'dayız. Hanımların en sevdiği yerlerden biri. Kız Elise. Ne yapıyorsun? Çeyiz mi diziyorsun? Yok yok. Tamam bilelim de yani. Ana. Neydi sen? Valla neydi? Kesin yapıyorum. İyi misin?
Bak bu tabaklar güzelmiş mesela Beyza Hanım. Bak böyle. Gökkuşağı tarzında. Evet. Bu taraf gençler hep böyle şey porselen. Ne oldu, yoruldun mu? Akvaryum. Beyza Hanım ayaklarınızı kaldıra kaldıra basar mısınız please? Bak gözüme bak. Süre süre. Anam nerede bir bakalım. Beyza. Ne oldu? Bak sen gel buraya bak buraya çok güzel. Uzay stili. Vay bak iyiymiş güzelmiş. Gerçekten güzel tarz. Bak orada yukarıda yazıyor bir şeyler. Demek ki toplam satılıyor. Bak gel bir de buraya bak. Burada da böyle galaksi, uzay şey teması var. Bak Türk kahvesi takımı mesela çok güzel. Bence farklı yani. Oo, bak bardaklara Beyza. Nasıl bardaklar? Çok tarz değil mi? Ya ben anlıyorum bu işten ya. Gerçekten anlıyorum yani. Evet annemi basalım bakalım ne yapıyor. Story mi çekiyorsun kız? Evet yavrum. Ben de seni çekiyorum. Çok hoşuma gitti annem bak bak. Alalım anacığım. Bu çok şeyde işler görür şu. Bir de şu un için büyük un çorbalar için. Vallahi yoruldum şöyle bir oturayım. Kızımla beraber. Ya biraz hafif serin de onun için önünü kapatıyorum. Uyuyor yavruşkum. Beyza Hanım. Bakar mısın? Şuradan bir kahve pişirir misin bana? Tabii ki. Eymen Fura. Gel bakalım teyzesi gel. Dünyanın en güzel teyzesi, en iyi teyzesi ya. Tabii. Oo, harbi iyiymiş. Mihra, biraz şaşkın duruyorsun annem. Evet. Neye şaşırdın? Neler varmış buralarda? Gözlere bak, bir büyüyor, bir küçülüyor. Evet arkadaşlar, biz artık çıktık. Aha, babamlar geçiyor. Bye bye. Evet, ay şuradan bayağı bir güneş. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadım. Bu sorunu yaşayan sadece ben olamam ya. Böyle ucunu açıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Aynen. Neyse. Ay parladım böyle. Şöyle yapayım bari. Evet. Bayağı güzel eğlendik. Annem böyle birkaç bir şey kendine kaban falan almış. Gösteririz sonra. Aynen. Sonra onları da gösteririz. Biraz dolaştık. En iyisiyle hot dog'umuzu da yedik. Ondan sonra artık çıktık. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Bugün daha fazla bir şey yapmayalım dedik. Yorulduk da. Aynen yorulduk ya. Akvaryum çok güzeldi. O kadar güzeldi ki. Ben ama sadece orayı akvaryum biliyordum. Yani sonradan hayvanların da olduğunu hani. Yılanlar, timsahlar. Onları bilmiyordum açıkçası. Şaşırdık. Eymen Buğra aşırı eğlendi. Aşırı şaşırdı. Çok çok hoşuna gitti. Bence daha fazla çocukla gelebiliriz değil mi? İnşallah. Çok başka yerlere de gideriz. Aynen inşallah tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Annemler için de değişiklik oldu. Güzel oldu. Bayağı beğendiler onlar da. Yani Ankara'daysanız daha gitmediyseniz bence bir gidebilirsiniz. Napa Vega AVM. Evet. öyle. Şimdi eve gidelim. Bayağı biraz benim başım ağrımaya başladı biliyor musun? Biraz gidip dinlenelim. Aynen. Sonra artık yemek falan bir şeyler düşünürüz. Görüşürüz. He. Anam diyedi. He. He. Arkadaşlar biz eve geldik. Vallahi bir şeyler yedik. Şu an TV keyfi yapıyoruz. Ben de böyle aldıklarımı göstereceğim. Aslında annemin aldıklarını da gösterecektim ama onu artık başka zaman gösteririm. Şöyle ilk önce bu sepeti göstereyim. Bunu görünce vuruldum. IKEA'da yeni çıkmış böyle çamaşır sepeti. Ama o kadar mı güzel duruyor. Bu arada öyle hani hemen çıt kırıldım bir şey değil. Bayağı sağlam bir şey. Yani bütün cam ürünlerini falan koydum.
taşıyor yani, çok güzel taşıyor. IKEA dediğim gibi yeni çıkmış. Bunu aldım. Ben böyle zaten Instagram'da takip edenler biliyor. Gıdım gıdım minik minik böyle yeni eve, inşallah yapacağımız eve bir alışveriş yapıyorum. Ve bunları kenara koyuyorum. Şu an bu evde kullanmıyorum. Ve hani böyle görünce de almak istedim. Böyle bir sepet aldım. Küçük bir çeyiz gibi. Küçük bir çeyiz gibi, evet. Ondan sonra şöyle şunu göstereceğim. Şimdi benim şöyle bir takımım vardı. Bakın böyle bir tabağım. Ben buna kendim bir set oluşturdum. Çeyizimden şöyle tabaklar vardı bakın bu şekilde. Bunu orta tabak olarak yaptım. Bu da benim Karaca'nın günlük takımından olan çorba kaselerimdi. Şöyle bir set oluşturdum. Bence çok hoş oldu. Hepsinin aynı olmaması. Ama bir türlü bir uyum var içinde. Ve onların bugün salata kasesini gördüm. Portland'da indirime girmişti. 45 TL'ye girmişti. Şöyle... Ama o kadar güzel ki. O yüzden şöyle iki tane aldım. Sunumlarımda kullanırım. Bir de şöyle altın yaldızı gerçekten hoş duruyor bu şekilde. Sonrasında Yunus Market'te şöyle bambu Amerikan servisleri gelmiş. Ama öyle dandik değil. Gerçekten çok kaliteliler. Benim ondan önce de bir tane vardı ama bu kadar güzel değillerdi. Şöyle beyazını da aldım. Bu ahşap masada çok çok güzel duruyor. Ya keşke ikişer ikişer paket olsaydı ama yoktu. Sıkıntı değil. Böyle hani eşli gelenler için böyle dörtlü masa kuracağım zaman bunları kullanabilirim. Gerçekten hoş duruyor. Evet, son olaraktan da size bir şey göstermek istiyorum. Bunu böyle Instagram'da gösterince de beğenenler olmuştu. Belki size de fikir olur. Ben böyle şimdi peçeteleri bilirsiniz. Şöyle dört köşemsi paketlerde satılıyorlar böyle. Ve ben onları böyle knix yapıp, hatta belki bir arada yaparken de gösteririm. Böyle bir vazon içine koydum. Ya böyle çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi biraz şey çektim ama yani amaç bu şekilde. Peçetelik ortada. Hem masada şık duruyor hem de böyle günlük çok güzel kullanabiliyorsunuz. Bu da böyle benden küçük bir fikir olsun. Ben de görünce çok mantıklı bulmuştum. Ve yaptığım gerçekten hoş duruyor. Hem masada hem de böyle evde dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Böyle yuvarlak vazolarda falan da yapabilirsiniz. Böyle top yuvarlak vazolar falan var ya. Gerçekten güzel oluyor. Bu da böyle ama tabii çok çok fazla büyük olmaması gerekiyor. Yani bunun boyutunda olması yeterli. Böyle bunu da göstermiş oldum. Ben bu videoyu artık burada kapatıyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Ay çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.